Herkese kocaman ve sevgi dolu merhabalar. Nisa'ca YouTube kanalıma her biriniz sevgiyle hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Malumunuz yaz aylarındayız ve inanılmaz derecede bir sıcak ve nem hakim Karadeniz Ordu'da. Ben de düşündüm ki hangi içeriği yükleyebilirim? Tabii ki sevgili abonelerime dedim ki şöyle kafelerde şu an bir kahvenin ice latte'nin fiyatı olmuş 150 bilmem ne küsür. Tabii ki arada gidip dışarıda içmek lazım ama bence evde yapılan çok çok daha güzel. Ben şimdi size bunun makinesiz nasıl evde ice latte, yani Türkçesi ne oluyor? Buzlu kahve olarak geçiyor Türkçesi. Evde yeğenim İstanbul'dan gelen ve vloglarımın sıkı takipçisi olan yeğenim Ayşe Beyza ile beraber. Merhaba Ayşe Beyza. Merhaba. İstanbul'da izlersin, tamam mı? İzleyeceğim. Ayşe Beyza ile beraber sizlere şimdi ice latte nasıl yapılır püf noktalarıyla beraber ve makine kullanmadan özellikle bakın yapmanın püf noktalarını sizlere aktaracağız. O zaman hadi daha fazla konuşmadan yapalım mı? Evet. Ben de hadi başlıyoruz. Seslendirme kamera benden, yapması Ayşe Beyza'dan. Evet Ayşe Beyza'cığım, ne yapıyorduk? Birer tatlı kaşığı. Hepsine bu miktarda evet. Bir kaşık koyacağım. Tatlı kaşığıyla koyuyoruz. Bir tane buna. Evet. Biraz dolu dolu olsun Ayşe Beyza ki. Şöyle tutayım. Evet. Bir yeterli. Tamam, yeterli. Bir tane buna. Buna ve bir tatlı kaşığı da bu bardağa. 3 kişiye yapacağımız için 3 kahve. Şimdi şurada bir dipnot geçelim. Kahvenin yoğunluğunu kendi damak tadınıza göre azaltıp eksiltebilirsiniz. Şu bakın büyük boy bir kahve kupası değil aslında bu. Genelde böyle milkshake şey olarak geçiyor bardağı ama böyle şeyler biliyorsunuz böyle soğuk soğuk iyi gittiği için biz bunu büyük bardağa yapmayı tercih ettik. O yüzden buna bir ölçü bir tatlı kaşığı yetiyor ama siz daha yoğun bir kahve tadı seviyorsanız tabii ki birazcık daha ölçüyü artırabilirsiniz. Evet. Şimdi neye geldi sıra? Şekerlerini atmaya geldi. Yine şekeri de kendi damak tadımıza göre. İki nasıl olmuştu Ayşe Beyza'cığım? Ben istedim. Bence üçe yap sen. Şimdi yeterliydi aslında ama üç daha. Üç daha güzel olur gibi geldi bana. Hı-hı. Tamam. Üçer tane. Hepsini üçer tane atalım ki acı olmasın. Acı olmasın. Biraz da gençlerimiz şekerli şeyleri seviyor. Evet, sağlıksız bir şey normalde rafine şeker. Ama bu kahveye de çok yakışıyor. Ama şekersiz de çok güzel oluyor. Ben sürekli şekersiz içiyorum. Evet, ama şu anda 3 tane minnoş yeğenime yaptığım için onlara şekerli yapıyoruz. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Kaynamış olan suyumuzu çok az bir şekilde bakın. Şu şekilde. Döküyoruz. Burada amaç ne? Granül kahveyi ve şekeri tabii eritmek. Eritmek. Çünkü böyle kalmalı. Ve iyice karıştırıyoruz, eritiyoruz. Çünkü soğuk suda biliyorsunuz şeker zor çözünür. Granül kahve deyin ona keza zor çözünüyor. Evet, güzelce erittikten sonra şöyle bir kat daha karıştırıyoruz. Sıra geldi. Ne Ayşe Beyza? Süte. Süte. O zaman sütümüzü getir bakalım dolaptan. Buzdolabında bekletmiş olduğumuz sütümüzü şimdi bardağın şu kısmı Ayşe Beyza'nın baş parmağını tuttuğu kısma kadar dolduruyoruz. Hem tutmak amaçlı hem de şimdi dolduralım. Evet. Yeterli. Yeterli. Diğer bardakları da şimdi dolduralım. Şunu biraz köşeye çekelim, onu alalım. Buna da şu kadar yeter. Buradakini bitirelim, diğerine geçelim. Evet, çünkü böyle yarım yarım şişelerimiz, kutularımızda sütlerimiz kalmıştı. Bu bitti, biz diğerini. İsraf etmiyoruz değil mi Ayşe Beyza'cığım? Evet. Her şeyimizi özenli kullanıyoruz. İsraf etmeden koy koy parmağını bir... Biraz daha koy Ayşe Beyza, koy. Koy koy koy. Yeterlidir. Evet, yeterli. Buralara ne gelecek tabii ki? Köpük. Sütlü köpük. Son bardağımızı da dök Ayşe Beyza. Şu kadar yeter. Hepsini döküyoruz. Ve... Sütü koyduktan sonra yine homojen bir karışım elde etmek için biraz daha karıştırıyoruz. Evet, diğerine geçebilirsin tatlım. Dökülmesin. Evet, çok güzel. Buna da yapalım. Evet. Yeter. Bakın biraz renkleri açık oldu gibi oldu. Dediğim gibi kahve miktarını lütfen kendi damak tadınıza göre ayarlayın. Ama bu bardak için bu ölçü çok lezzetli oluyor. Çünkü fazlası bir acılık veriyor. Sıra geldi. Buzlarımızı koymaya. Evet, ikişer adet buz koyuyoruz hepsinin içine. Şimdi ilk. Ellerimizi yıkadık başlamadan. Hı. Hemen lütfen linç tayfa gelmesin. Oo, elinizden buz koyuyorsunuz diye falan. Evet, ikişer tane buzumuzu attık. Çok az kaldı bakın arkadaşlar. O kadar basit ki böyle... Uzun uzun anlatır gibi olduğuna bakmayın. Yapması sadece 5 dakika alıyor. Biz sizin için ve bir kutu süt parası yani. Gidip de burada kafelerde buna
yüzlerce lira para vermeye bence sık sık gerek yok. Evet, arada bir keyif için çıkabilir dedik. Evet, tamam. Sıra geldi son aşama. French press'imizi alıyoruz. Yani bitki çayı demliği diye geçiyor biliyorsunuz French press'imiz. Getir Ayşe Beyza'cığım. Evet, şundan hemen hemen herkesin evinde vardır diye düşünüyorum. Şimdi buna bir miktar süt koyacağız. Getirelim sütümüzü. Tamam. Sütümüzü getiriyoruz. Şimdi dökelim. Dökelim. Şimdi 3 tane kupa, normalde çok az koyuyoruz ama 3 tane kupa olduğu için sütü çok koymamız lazım. Hepsine koyabiliriz. Kapatalım ağzını. Şimdi köpürtelim. Köpürtüyoruz, köpürtüyoruz. İyice çek, yukarı bastır kızım. Evet, iyice köpürmemiz için. Güzel. Bakın hemen zaten süt çok kolay köpüren bir şey. Bolca böyle daha da olsun, taşmış olabilir, sileriz. Yok, taşmadım, buraya gel. Köpürtüyoruz, köpürtüyoruz. Şöyle katılaşana kadar köpürtüyoruz. Bir dakika falan yapalım. Bunu bu arada mikserle de köpürtebilirsiniz. Evde, ama bu daha kolay ya. Evde yapayım. French press'i olmayanlar bunu mikserle de köpürtebilirler. Sıra geldi köpürtmüş olduğumuz sütlerimizi kahvelerimizin üzerine koymaya. Bakın şu şekilde. Tamam. Güzel bir görüntü de elde ediyoruz. Tamam. Ve inanın bana, kafelerdekiler kadar, hatta bence daha bazı kafelerdekilerden daha güzel. Bakın hem görüntüsü çok harika. Son olarak da bir küçük süs yapıyoruz. O da nedir? Tabii ki de pipetlerimizi yerleştiriyoruz. Koyalım Ayşe Beyza'cığım. Rengarenk. Rengarenk. Şimdi bir. Evet. Sarı. Yeşil. İki yeşil. 3 mavi. Çok bakalım. Güzel. Evet, bu kadar basit. Ve soğuk soğuk içimin tadına varıyorsunuz. Tatam ve kahvelerimiz hazır. Çok da güzel görünüyorlar bence. Bakalım tadlarını beğenecekler mi? Hoş geldiniz efendim. Hadi al Ayşe Beyza, hangi rengi alacaksın? Ben sevdiğim rengi alacağım, mavi. O zaman mavi al. Ali Nihat sarıyı istemişti. Yunus'cum sana yeşil kaldı. Al. Yüzün çıkmayacak zaten, al. Dökerim. Evet, kupundan. Hadi tadım testi. Ali Nihat'cığım sen de bunu al. Dedin, dın dın. Nasıl? Hadi. İç de söyle, tadı nasıl olmuş? Evet, şu anda içmekten konuşamıyorlardı. Güzel, çok iyi, çok iyi. Gerçekten. Evet, gördüğünüz gibi tadım testinden de geçti efendim. Evet, minnoşlarıma da yaptım. Ada ile Zehra da geldiler. Evet Zehra'cığım, nasıl buldun tadını? Çok güzel tadı. Peki takipçilerimiz, abonelerimiz bu kahveyi sence yapıp içmeliler mi yoksa yapmasınlar mı? Yapsınlar, çok güzel olmuştu. Sence Adacığım nasıl? Bence yapsınlar ve yorumlarda da yapsınlar. Oy, seni ben yerim. Evet, duydunuz efendim. Kahvemiz tam tamına 5 artı 2 kişiye daha yapmıştım bugün. Eniştemle ablama da yapmıştım. Onlar da çok beğendiler. Tabii ki ben de sürekli yapıp içiyorum. Sizler de lütfen bu buz gibi kahveye bolca yazın için, hem sağlıklı hem de fiyatı oldukça ekonomik. Evet efendim, o halde kahvelerimiz tadım testinden geçtiyse artık yavaş yavaş bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yavaştan Adacığım, o ne, o YouTube diyorum, o eller ne oluyor? Zehra'm bu arada hala kahve keyfini sürdürüyor. Evet kızlar, o zaman ne yapıyoruz, ne diyoruz? Notumuz var mı YouTube ailesine? Evet. Söyle Zehra. Abone olsunlar. Başka? Kahvenin aynısını yapsınlar. Kahvenin aynısını yapsınlar ve yorumlarda yazsınlar mı? Yorumlarda yazsınlar mı? Yazsınlar. Evet, Ada sen bir şey diyor musun? Kahveyi ben de içtim de. Çok güzeldi. Bence bunu yapmalılar ama tarifini bence almalılar. Tamam, peki. O zaman efendim bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.